Nokta Griglerin nüfusunun olmadığı için bundan vazgeçiyor. Fakat dediğim gibi 1. Piotr bu arazileri işgal etmekten vazgeçmiyor. Ermenileri vermek meselesinde şaibeli davranıyor. Şaibeli davranmıyor. Yani daha doğrusu kararlı davranıyor ve 1722'de Dermendi, 1724'te ise Bakü'yü işgal ediyor. Fakat daha sonra Nadir Şah Afşar tekrar o sefer dağılmış seferi topraklarını birleştirerek Rusları buradan uzaklaştırmış oluyor. Fakat ilk Ermeni teması daha bundan da kalmıyor. O dediğim gibi Güney Kafkaslar 1829'dan sonra Edirne Anlaşması'yla da birlikte ciddi şekilde yeni bir Hristiyan nüfus akımına neden oluyor. Bu akım, yani Rusların kendi verilerine göre 1828-1914 yılları arasında bu coğrafyaya 1 milyondan fazla Hristiyan Ermeni nüfusu yerleştirilmiştir. Bu veriler onlardır. O Anadolu'da diyorlar ya, Ermeniler nereye gitti? Nereye gitti? Belli oluyor. Ve bu nüfusun esas itibariyle Türklerin yoğun yaşadığı coğrafyayı yerleştirilir. Yani bugünkü Ermenistan aslında tarihen Türk toprakları üzerinde kurulmuştur. Ve bu nüfus yerleştirilse de Rus Çarı 1. Nikolay Ermenilere kağıt üzerinde manifesto bir Ermeni vilayeti vaat etse de hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Hatta Ermeni Patriarki mesela gündeme getirirken medeni şekilde onun kendi işlerine uğraşması için yola salmıştır. Ve dediğim gibi bu mesele aslında ortaya atılan esas temel hedeflerinden biri sadece oradaki halkları azınlıkta olan veyahut dini farklı olan toplulukları kışkırtarak Osmanlı Devleti'ni zayıf savarak peyder Osmanlı topraklarını, Türk topraklarını ele geçirmekte. Bu Rus tarih kitaplarında veyahut Rus dış politika kitaplarında da yazılıyor. Açık şekilde itiraf ediyorlar ki o dönemde Rus devletinin ekonomik gücü o kadar fazla değildi ki birdenbire Osmanlı devletini yutsun. Ona göre peyder almaya teşebbüs gösterirler. Ve esas nedeni de bunu yaparken de batılı devletlerin buraya girmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ve bunun nedenlerinden de biri mesela örneğin tarihte 1830'da Mısır'da baş veren isyan sonucu orada Mısır ordularının İstanbul'a yürüyüşünü engellemek için 30 bin hem deniz filosu göndermiş Ruslar, aynı zamanda 30 bin asker göndererek Mısır ordularının İstanbul'a yaklaşmasını engellemişler. Yani bu tür meselelere baktığımız zaman çok ilginç. Yani Rusya'nın esas hedefi hep baktığımız zaman sıcak denizlere inmek ve Türk boğazları meselesidir. Şimdi dersiniz ki niçin böyle? Nedeni şu, aslında sadece Kırım'ın veya Karadeniz'e sahip olmak yeterli değil. Şimdi biz haritaya baktığımız zaman Kırım bizim yukarımızda gözüküyor. O haritayı biraz görüntü olsaydı farklı bir şekilde gösterebilirdim ama biraz farklı çevirelim. Düşünün ki biz Kırım'dayız ve yukarı bakıyoruz. Boğazlar bizim üzerimizde ve boğazlar bir kapıdır. Dünyaya açılan kapıdır. Dolayısıyla Rusya sadece Karadeniz'e sahip olması yetmiyor. Bugün böyle Türk boğazları, Türklerin sahip olmasını kendine tehdit olarak görüyor. Bu her zaman da devam etmiştir. Hala da uçak krizinde bile bu boğazların ne kadar önemli olduğu Ruslar hassasiyetini bildiriyorlar. Şimdi ileride de anlatacağım. Anlatmasam soru cevap kısmında hatırlatırsınız, söylerim onu. Ki bu bir nevi bunu kendilerinin güvenliği açısından çok önemli buluyorlar Rusya, Rus devleti. Ve sonuç itibariyle şunu görüyoruz. Yani tarih çok uzatmayarak, zamanımızı da sizi de yormayarak şunu görüyoruz. İster Osmanlı döneminde, ister günümüzde boğazlar sözün gerçeği anlamında Rusya için bir can damarıdır. Ve şunu söyleyelim, yani Osmanlı dönemindeki Türk-Rus karşıdurması esas itibariyle Rusya'nın neredeyse İstanbul'a kadar yaklaşmasına neden olmuştur. En büyük son savaşlara baktığımız zaman ise burada ciddi şekilde bugün tekrarı baş veren, yani bir nevi tekrar, tarih tekrarından ibarettir söyleme var ya, onun gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela 1856 Kırım Savaşı aslında Osmanlı-Rus Savaşı gibi gözükse de bu savaşta ne Ruslar ne Osmanlılar başarılı çıkmamıştır. Yani kazananlar İngiltere ile Fransa olmuştur daha çok.
ki Kırım'ın Kırım Savaşı nedeniyle aslında biz Sevastopol'u ele geçirsek de Kars'ı kaybetmemizle Paris Anlaşması mübadelesinde tekrar Kars'ı bize iade etmişler. Biz de Sevastopol'u Ruslara vermişiz ama işin sonucunda Avrupa'nın istediği olmuş. Ruslar Karadeniz'den 20 sene, 25 seneliğine uzaklaştırılmış. Ne deniz filosuna ne askeri üsse sahip olabilmemişler. Tabii bunun sonucu da Orta Asya'nın işgali olmuştur Rus tarafından çünkü oraya dönmüşler bu defa. Veyahut 1877-78 yılları savaşı Türkiye'de 93 harfi olabilen bir dönem. Yine baktığımız zaman savaşta bir Osmanlı toprak kaybediyor ama sonucunda Berlin Kongresi var. Orada ne çıkıyor ortaya? Yine aynı şekilde Ruslar da çok kazanımların birçoğunu kaybederek bu defa Ermeniler üzerindeki kontrolü bile kaybetmişler. İngilizler Osmanlı'ya vaat etseler de destek verecekler Kıbrıs karşılığı aslında vaatlerini yerine getirmeyerek Ermeni meselesini ve dolayısıyla Şark meselesini en önemli konulardan birini gündeme siyasi veyahut uluslararası platforma çıkarmış oldu. Sadece Kırım Savaşı sonrası Paris Anlaşması'nın bizim için bir önemi var ki 1856'dan itibaren Paris Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz macerası 50 seneden çok olmasından daha öte ama Avrupa entegrasyon süremiz ise 100 seneden belki de 150 seneden daha fazladır. Onu da söyleyebiliriz ve unutmamak gerekiyor ki bize Orta Doğu'nun hasta adamı değil Avrupa'nın hasta adamı demiştim o nedenle. Şimdi bunun için söyledim. İleride açıklamamı da devamında anlatacağım bunun nedenini, ne için söyledim. Şimdi Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı demin dedim önemlidir. İki imparatorluk dağılıyor. Birinde devrim sonucu, Bolşeviklerin özellikle Kırım devrimi sonrası Rusya'da Bolşeviklerin başkanlığında iktidara geliyorlar. Kendilerine müttefik aramak zorundadılar. Güçlü devlet değiller, dünya tanımıyor, yeni sistem, yeni ideoloji. Öte yandan Anadolu coğrafyasında milli mücadele dönemi, yeni kurulmakta olan bir devlet temelleri atılıyor. Ve şunu söyleyeyim, Ruslar dünyadaki diplomatik izolasyonu kırmak için ilk önce Afganistan, sonra İran, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle anlaşmalar yapıyorlar. Ve bunlardan en önemlisi bizim açımızdan şuydu. Rusya'da hem kendisini tanıtmak için öte yandan Ruslar Anadolu'daki mücadeleni dünya imperializmine karşı bir mücadele olarak nitelendirdikleri için bir nevi ileride de burada yapabilecekleri bir komünist ideolojisini yapmak çabalarıyla açık destek vermeye çalışıyorlar. Gördüğümüz de şu, aslında Anadolu'ya destek adı altında da Rusya, eski Çarlık Rusya coğrafyasında mesela Azerbaycan gibi bir ülkeyi tekrar işgal etmiştir bahaneyle. Ordular Anadolu'ya yardım geçecek, Musavat hükümeti yardım etmiyor diye. Aslında Bakü'ye girip Bakü'yü işgal etmişler ve Anadolu yardımdan daha ziyade Güney Kafkasları tamamen işgaliyle sonuçlanmıştır bu. Veyahut toplanan altın paraları, Müslüman Türk nüfusundan toplanan altın paralarını hepsini Anadolu'ya göndermek yerine bir kısmını kendileri benimsemişler. Ama yani şunu da söylemek gerekiyor ki çünkü o dönemde Anadolu'daki o mücadele içinde, milli mücadele içinde silah ve para ihtiyacı çok önemliydi bu açıdan. Bana göre bu anlaşmaların ayrı bir tarihi değeri var. En azından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması gibi meselede destek sağlanabilmişti. Belki biz gelişmelerin olumlu yönden gittiğini görüyoruz. Ta ki 1936'da tekrar Stalin Sovyet Devleti'ni güçlü gördükten sonra tekrar Türkiye üzerinde toprak iddialarına başlıyor ve bununla da Atatürk hemen ilişkileri askıya alıyor. Bir de böyle bir var. Tekrar ilişkilerin kötüye gitmesi nedeni İkinci Dünya Savaşı döneminde artık Sovyetler Birliği'nin kabaran tekrar iştahı, tekrar Stalin'in o dönemde telegrafları var, ne bahasına olursa olsun Kars coğrafyasını ele geçirmemiz lazım.
Öte yandan uluslararası görüşmeler sonucunda ister Yalta Konferansı, ister Potsdam Konferansı'nda Türk Boğazları'nın tekrar Rusya kontrolüne verilmesi, orada Rusların askeri üst kurma meselesi de, Sovyetlerin askeri üst kurma meselesi de gündeme getirilmeye çalışmış fakat başarılı olmamıştı. Savaş bittikten sonra hemen ikili anlaşmanın Sovyetler Birliği, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ikili anlaşmayı uzatmaktan vazgeçerek Türkiye bir nota vererek Türk Boğazları'nda İstanbul'da iki üssün, bir deniz üssünün, bir kara üssünün kurulması talebiyle ortaya çıkmışlar. Bu nedenle Türkiye hükümeti dış destek aramak zorunda kalmış. Önce İngiltere, daha sonra Amerika'nın desteğine vurmuş. Bununla birlikte de bizim NATO maceramız başlanmıştır. Fakat Stalin ölümüyle birlikte Sovyetlerle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler yeniden normalleşme sürecine geçmiş. Çünkü Kruşov tekrar Türkiye üzerindeki iddialarını vazgeçmiş, Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşmayı yenilemiştir. Bu dönemde de ilişkilerin olumlu yönde gittiğini görüyoruz. Fakat Küba krizi özellikle ve bizim NATO ülkemiz olmasıyla birlikte Küba krizi tekrar dünyaya savaş, bu defa nükleer savaş arafesine getirmiş. Ve bu sonuçlar itibariyle Anadolu coğrafyasına nükleer başlıklı füzeler yerleştirmişti. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve nükleer başlıklı füzelerin var olma süreciyle birlikte Türkiye bugün bile nükleer savaşta bir tehdit alabilecek ülkedir. Onu da unutmamamız gerekiyor. Hedefiz. Ona göre bazen o savunma sistemlerine tepki gösterme, niye füzeden, mesela hala da anlamış değilim ki, Türkiye bir NATO üyesi olarak bir etrafında hep bu kadar gelişmiş füzelere sahip olan rakip devletler varsa niye Türkiye'de ne savunma sistemi ne füze sistemi gelişmiyor? Ona da anlam vermek oldukça zor ve bunu bu veya diğer ülkelerden almaya çalışmakla çözmeye çalışıyor. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Bu 70'lerde olumlu hava devam etmiş. Yani biz söyleyemeyiz Sovyet döneminde Türk-Sovyet ilişkilerin çok mükemmel olduğunu. Savaş etkisini gösterir. Özellikle bir Azerbaycanlı olarak söyleyebilirim ki Sovyetler Birliği'nde Türkiye'ye gelmek neredeyse imkansızdı. Yani çok ender kişiler gelebilirdi özel izinlerle. Bizim için Türkiye kapalı kutuydu. Türkiye'den bırakın neyinse gelmesini, Türk radyosunun, Türk televizyonunun yayınları kapatılıyordu, vuruluyordu. Dinlemek imkansızdı. Türkçe herhangi bir şeyin Azerbaycan'a gelmesi imkansızdı. Gelen tek kişiler, mesela Nazım Hikmet ünlüydü veya Türkiye'deki solcu görüşlü yazarların fikirleri yayılmaktaydı. Ama size açığını söyleyeyim, Nazım Hikmet'in kendisi ne kadar komünist olarak algılansa da Türkiye'de, mesela bizim Azerbaycanlılar için Nazım Hikmet büyük bir Türkçü şair, hatta neredeyse Bakü'deki konuşmacı, Turancı konuşmaydı. Açığını söylemek gerekiyor. Ondan sonra Sovyetler Birliği yasakladılar onun gelişimi tamamen. Öte yandan Aziz Nesin'in yazıları Türkiye'de farklı kabul edilse de bizim için o büyük Türk yazarıdır ve dolayısıyla Türklüğü onun üzerinden kabul ediyoruz. Yani ideolojik bakılmıyordu. Nitekim aynı şekilde düşünüyorum ki bizim ünlü şarkıcımız, şimdi hala da milletvekili, ölümsüz milletvekilimiz, çok severim kendisini, Zeynep Hanlarova da Türkiye'de neredeyse Azerbaycan Türklüğünün milliyetçi simgesi olarak alınmakta, halbuki şarkıcıydı yani, onun ideolojik bir boyutu yoktu. Ya bunlar çok önemli. Veyahut Emel Sayın'ın Bakü'ye gelişi, Türk kadının ne kadar güzel olduğu algılaması ve milletin oralara tıklım tıklım basması gibi meselelerdi. Öte yandan Türk filmleri uluslararası festival çerçevesinde geldiğinde mesela ben de şahidiyim. Rusça çevirilerle verildiğinde sesli çevirilerle insanların sinemalarda tepki göstererek çeviri reddetmesi ve mecburen o çeviricilerin susması gerekir. Dublajlı değildi yani. Film geliyordu, bir kişi onu çeviriyordu sinemanın içinde. Ayaklarına yere vurarak o sesin çevrilmemesi gibi tepkiler vardı. İlk defa ben kendim 1978'de Türk kasetler, daha doğrusu Türk kasetler değil,
diğer kasetlere çevrilmiş Türkçe şarkılar getirildiğini babam getirmişti Moskova'dan. Çok heyecanla dinlenmişti, hayran olmuştu. Barış Manço mesela bizim için mitolojik bir isimdi. Yani çok farklı bir resmini görmediğim için acayip bir tipiydi. 2 metre boyunda gibi geliyordu bana. Sonra gerçeği gördük ama o türkücü olarak büyüklüğünü çeker, gerçek küçültmez. Ki bu tür meseleler tabii ki yavaş yavaş en önemli döneme geldiğimiz zaman yumuşama 80'lerde Moskova'da öğrenciyken artık turist çay, Rize çayını gördük. İlk defa heyecanlandım, hevesle aldım ama bir türlü denmemesini başaramadım ama masamda durdu o çay uzun yıllar, simge olarak. Bu tür yavaş yavaş Türkiye'den bazı şeyleri görüyoruz ama ikili ilişkilerin gerçek anlamda gelişme sürecini biz Sovyetler Birliği dağılmasından sonra görüyoruz. Gerçi benim şansım oldu ki ben Sovyetler dağılmadan önce geldim, Türkiye'de sınav verdim ama yumuşama vardı, gelmek mümkündü. Ama işin gerçek anlamında Sovyetlerin çöküşüyle birlikte veya o çöküş sürecine girmekle birlikte Türkiye'den ilk kafirler gelmeye başladı. 90'lardı ilk geliciler. Ben, ki burada mesela Türkiye'nin mesela 20 Ocak olaylarına tepkisi özellikle Turgut Özal'ın bir gafı bizi çok üzmüştü o dönemde ama bunu da anlamak mümkün. O dönemde Türkiye'de sadece milliyetçiler dışında, ülkücüler dışında kimsenin zaten Türkiye'nin dışında Türkler yaşadığı gibi bir herhangi bir problemi yoktu. Hatta ona göre cezalandırdılar Türkiye'de bildiğimizden, okuduğumuzdan, duyduğumuzdan. Ki sonradan gerçekten de şahidi olduk bu meselelerin. Ve gerçek anlamda bizim de ilk Türklerle görüşümüz, ben mesela ilk defa canlı Türk'ü 1985'te gördüm. Almanya'dan bir Türk arkadaş geldi. Türk. Türkiye'li değil. Yani Türkiye'lileri gördük de heyecanlanmıştım Moskova'da öğrenciyken. Türkiye'den öğrenciler geldi. Dediler, koştuk baktık, hepsi bıyıklı, böyle sarkık bıyıklı, Türkçe zar zor konuşan tiplerdi. Biz o zaman anladık bunlar hangi Türklerdi, ne için getirilmiş. Özellikle ne yetiliyordu ve biz görmüyorduk onları. Tabii ki sonra da PKK nasıl çıktı ortaya da bunu da anlatmaya herhalde ihtiyaç yoktur. Biz Perestroika döneminde aslında bu dönemi araştırmak mümkün, zor değil. Perestroika döneminde Türkiye'deki sol örgütlere Rusya KGB'sinin ne kadar para ve şey ayırdığı da bilinen meseledir. Bu da aslında yine bilinen bir şeydir. Çünkü 1956 yılında Kruşov döneminde 20. Kurultay'da alınan kararlardan biri milli özgürlük hareketlerinin, halkların hareketlerin, dünya komünist hareketlerinin 3. kolu olarak nitelendirilmesi ve bu tür hareketlere her türlü yardımın, ister askeri, ideolojik, silah, insani yardımın, yani her türlü askeri yardımın da verilmesi kararlaştırılmıştır. Nitekim bunun sonucunda Baas Partisi'nin ortaya çıktığını görürüz. Mısır'daki Rus varlığı artıyor, Irak'ta, Suriye'deki artıyor. Türkiye'de hem Türk komünistlere veya diğer etnik gruplara ait komünistlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Sonraki süreç tabii ki farklı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla mali destek azalınca bu tür örgütler diğer imperialist güçler tarafından maliyeleştirmeye başlıyor ve isim değişiyor. Bavul ticaretinden başlayan ikili ilişkiler aslında ilk başta baktığımız zaman bir kaotik ortamdı. Ben de o dönemde Türkiye'deydim. Türkiye'den açık söylemek gerekiyorsa siyasilerin o dönemde bu bölgede Kafkaslar'da neler baş verdiğini tam anlayamaması veyahut bilememesi. Mesela benim en şaşırtan bir meselelerden biri Gürcü-Abkaz karşı durmasını Hristiyan Gürcülerin Müslüman Abkazlara saldırısı gibi nitelendiriliyor. Halbuki bunun arkasında biliyorsunuz bu tür çatışmaları bugün donmuş ve dondurulmuş çatışma olarak bilinir. Karabağ meselesi de öyle, Güney Ossetya meselesi de öyle, Abkaz meselesi de öyle, Moldova'daki Transdniester meselesi de öyle ve bugün Ukrayna'daki Kırım ve Doğu Ukrayna meselesi de öyle gündeme geliyor. Ben kesinlikle burada Abkazların, Güney Ossetya'nın haklarına bir şey söylemiyorum ama bu büyük oyunun arkasında duran mesele Moskova'ydı. Moskova dağılmakta olan sistemi görüyordu.